Bugün size Welder Moody'nin VVRA 119 kadın saat modelini tanıtacağım. Evet, öncelikle paketi bir açalım. Evet, şöyle bir kutusu var. Şunu açıyoruz. Şöyle bir açalım. Evet, şöyle bir baktığımızda neler var içerisinde? Uluslararası garanti belgesi, kullanma kılavuzu, Türkçe dili de var bu arada, garanti belgesi. Şöyle klasik welder kutusu, magnetli köşeler, köpük bir kutu ve içerisinde saat. Evet, 2 yıl önce Welder Moody'nin bu modelini tanıtmıştım. Şimdi eşime aldım böyle bir saat. Ben kendim çok memnun kaldım. Eşime de yine Welder Moody serisinden yeni çıkan ürününü almak istedim. Çok hafif bir ürün, onu söyleyeyim başta. Alüminyum kasa. Kasa özelliklerinde 38 milim yazmasına rağmen şu arkasına baktığımızda belki görünmeyebilir. Fakat burada 37, şurada. Şöyle göstermeye çalışayım. Evet, 37 milim diye belirtmişler. Yan tarafında yine Welder'in şık bir yazısı var. Fotokromik dedikleri bir olay var. Yani kıyafetinize göre renk değiştiriyor. Böyle bir farklı bir görüntüsü var. Bazen yeşil gibi, koyu kahve gibi farklı tonlara bürünebiliyor. Ortamına göre aslında renk alıyor. Çok hafif bir model. Yani bunu söyleyeyim. Yani ağır saat taşımak istemeyenler, ağır saat tercih etmeyenler bu modeli kesinlikle tercih edebilirler. Bir düşünsünler, bir canlısını görsünler derim. Şöyle yandan kasana baktığınızda çok şık bir görüntüsü var. Şöyle 3 buton. Yine butonlar ters tarafta, sol tarafta. İç kadranında 24 saat göstergesi var. Burada da yine aynı şekilde takvimi var. Ton değişikliği sağlıyor. Yani insanın gözünü alıyor açıkçası. Ben birçok kişiden bu yorumu aldım. Şimdi şöyle bir kenara koyalım. Şöyle şuradan dikkatimi çeken bir özellikten bahsetmek istiyorum. Şimdi burada normalde bu ürün 3 atmosfer, yani 30 metre 3 bar 30 metre su geçirmezlik özelliği var. El yıkamaya tamam denilmiş, okey denilmiş. Duşa, banyoya, yüzmeye, scuba dalışına hayır denmiş. Şimdi 30 metre su geçirmezlik özelliği varsa duşta ve yüzmede nasıl çarpı koyulmuş, onu çok anlam veremedim açıkçası. Siz yine de girmeyin, yani sadece el yıkama olarak gösteriyor. Yani 30 metre su geçirmezlik özelliği var fakat duşta çok ilginç bir şekilde izin verilmiyor. Şöyle biraz incelersek ton geçişini görebilirsiniz. Bu turuncu renk çok hoşuma gitti benim. O yüzden bu rengi tercih ettim. Gördüğünüz gibi butonla Welder'in W'sunu koymuşlar. Şu anda gördüğünüz bayağı ince fakat ben bunu tabi küçülttürdüm eşimin bileğine göre. Şöyle göstereyim. Ağırlık olarak bayağı bir ağır buna göre. Bu çok hafif alüminyum kasa. Renklerine de şöyle bir bakalım. Şöyle kısaca biraz ayarlardan bahsedeyim. Çok fazla bir ayar yok aslında ama şunu hafifçe çektiğiniz zaman, orta butonu hafifçe çektiğiniz zaman burada gördüğünüz tarihi ayarlıyorsunuz. Yani aşağı doğru çektikçe bu tarafa tersine çevirdiğinizde bir fonksiyonu yok. Bu şekilde tarihi çeviriyorsunuz Biz de şimdi ayarlayalım bunu 29 olarak. Tekrar çekerseniz ikinci çektiğinizde saati ayarlamış oluyorsunuz. Saati kontrol ediyor. Sonuna kadar basıyorum. Burada iki düğme daha var. Üst düğmeye bastığınız zaman şurada gördüğünüz zaman dilimi ilerliyor. Saat yönünde ileriye doğru ilerliyor. Buna bastığınız zaman aynı saat dilimi geriye doğru ilerliyor. Buradaki zaman dilimleri aslında 24 saatlik zaman dilimini gösteriyor. Gece yarısını veya öğle vaktini sembolize ediyor. Bu aslında ne işe yarıyor derseniz buradaki takviminizin ona göre atmasını sağlıyor. Hani günün sabahtan mı geceden mi? Ya takvim değişmesi aslında buradaki zamana bağlı. Öyle diyebilirim. Ben o şekilde anladım daha doğrusu. Eğer farklı anladıysam yorumlara bildirirsiniz. Yorumlara yazarsınız. Evet. Anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar. Umarım siz de bu saati beğenmişsinizdir. Benim beğendiğim kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.